Uyandın mı sen? Ben de sen uyanmayasın diye mutfakta parmak ucunda iş görüyordum. Yok, ben de beşten beri ayaktayım zaten de. Atamadım kendimi yataktan. Babaannem beni gelsin öpsün öyle kalkayım diyorsun değil mi? Işık sıpısı. Babaanne. Vallahi ilaç gibi geldin, ne yalan söyleyeyim. Ah, keşke senin dertlerine derman olabilsem güzel yavrum. Bak, bu kadar melodram yeter değil mi? Hayat devam ediyor sonuçta. Hadi. Ben bir duş alayım, ondan sonra geleyim yanına, tamam mı? Hadi peki. Sürprizin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim evladım. Murat'ın haberi var mıydı geleceğinden? Bugün gergin miyiz acaba biraz? Tamamen mizaç meselesi. Alışsan iyi edersin. Murat nerede peki? Duşta. Gelir şimdi. Ha. Ya Murat yüzüğünü takmayı unutmuş. Ben onu gidip vereyim. O yüzüğü unuttuğunu sanmıyorum evladım. Olsa olsa taşımamayı tercih etmiştir. Malum sizin evliliğiniz formalite icabı olduğu için. De, isterseniz buna Murat karar versin. Evlenme teklif eden o çünkü. Evlenmeye mecbur bırakılan diyelim biz ona. Çünkü böylesi hem daha gerçekçi hem daha insaflı olur. Siz benim sözümle görüşmeme engel mi oluyorsunuz Cancığım? Estağfurullah, ne haddime. Ben daha fazla rezillik çıkmasın diye önlem almaya çalışıyorum sadece. Nikahtan önce bir genç kızın sözlüsünün mahremine girmesi pek hoş karşılanır bir durum değil çünkü. Sözünü görmek istiyorsan bekleyeceksin biraz.